İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Azerbaycan, Birleşmiş Milletler'e artan Ermenilerin yeni statüsünü hatırlatıyor. Yerli Halkların Hakları Özel Raportörü, Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Daimi Forumu Başkanı ve Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Daimi Konferansı'nın Birleşmiş Milletler Yerli Halklar için Gönüllü Yatırım Fonu Mütevelli Heyeti ile Yerli Halkların Hakları Bildirgesi uygulamasına ilişkin söyleşi. Artsakh'ta Askeren Ağdam yolunun kapatılması ile ilgili yorum yapıldı. Bağlantımız sadece Ermenistan Cumhuriyeti ile olmalıdır. Batı Ermenistan'ın evlatları Diran Haçadıryan. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Batı Ermenistan'ın Dersim'de bulunan demir çağına ait kaya yapılar emsalsizdir. Ermeni kızının Bir Parça Karin adlı projesinin tanıtımı Kartsakh'ta gerçekleşti. Yerli Halklar Uzmanlık Mekanizması'nın 18 Temmuz'daki ikinci çalışma gününde Azerbaycan, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı'nın 17 Temmuz'daki konuşmasına yanıt verdi. Azerbaycan delegesi özellikle Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan'ın Azerbaycan topraklarını tarif ederken yaptığı konuşmanın yanlış bilgi ve sahte isimlerden oluştuğunu belirtmiştir. Azerbaycan delegesi ayrıca Azerbaycan'ın Ermeni azınlığını çok etnikli bir toplumun parçası olarak kendi kültürüne yeniden entegre etmeye hazır olduğunu ve Artsakh'ın Karabağ'ın uluslararası alanda Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanıttığını kaydetti. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan'ın Birleşmiş Milletler'de Azerbaycan'a verdiği yanıtı aşağıdaki linke tıklayarak görebilirsiniz. Azerbaycan'ın konuşması ise aşağıdaki linkte. Sayın Başkan, benim adım Armenak Abrahamyan. Benim yönettiğim Batı Ermenistan Ulusal Konseyi 2005 yılından beri Birleşmiş Milletler Yerli Halkların Hakları Örgütü çerçevesinde faaliyet gösteriyor. Azerbaycan temsilcisinin son konuşmasında Artsakh'ta resmi olarak vekalet ettiğim yerli halkıma ayrılıkçı olarak nitelendirmesinden dolayı size Azerbaycan'ın yaptıklarını hatırlatmak istiyorum. Öncelikle belirtmek isterim ki Azerbaycan'ın sınırları uluslararası hukukta yoktur ve sadece 1991'de Almatı'da kabul edilen siyasi deklarasyona dayanmaktadır. Aslında bu güncel bir konudur. Artsakh bölgesi bugün tırnak içinde Azerbaycan olarak adlandırılan devletin varlığından çok daha önce binlerce yıldır yerli Ermenilerin toprağı olduğu için uluslararası hukuka göre hiçbir zaman Azerbaycan'ın bir parçası olmamıştır. Azerbaycan 1920'de Artsakh'ta Şuşi'nin yerli Ermenilerini yok etti ve birbirini izleyen Türk hükümetleri tarafından Batı Ermenistan'da Ermenilere yönelik soykırım Armenosidi sürdürdü. 1988-1990'da Azerbaycan, Sumgayit, Bakü, Gence'nin yerli Ermenilerini yok etti. 1992 Nisan ayında Azerbaycan, Artsakh'ın Maraha köyünün yerli Ermenilerini yok etti. Azerbaycan mezarlıklarımıza saldırdı ve Aralık 2005'te Nahçıvan'da 5000'den fazla mezar bulunan Cuhan'ın Ortaçağ Ermeni mezarlığını yok etti. 2020 yılında Azerbaycan binlerce yerli Ermeni'yi tüm dünyanın gözleri önünde katletti ve bugün Artsakh Ermenilerini askeri yollarla kuşatıyor. O zamandan beri Azerbaycan bu savaş sonucunda işgal ettiği toprakların manevi ve kutsal mirasını yok etmektedir. Ve neden biliyor musunuz? Çünkü Azerbaycan topraklarımızı seviyor ve bizden nefret ederek bu nefreti bize sevgi olarak sunuyor. Bizi Azerbaycan vatandaşı olarak görüyor. Daha itaatkar olmamızı istiyor. Yani evet, bu doğru ve Azerbaycan'ın müdahalesiyle ilgili doğru olan tek şey bu. Azerbaycan'ın işgal ettiği Artsakh'ta yaşayan yerli Ermeniler Azerbaycan'ın boyunduruğu altında yaşamak istemiyorlar ve yaşamayacaktır. Artsakh halkı Askeren Akna yolunu beton bariyerlerle kapattı. Amaç Artsakh'ta herhangi insani yardım mı yoksa çok ucuz bir ürün mü gibi Azerbaycan ürünlerinin ithalatına kategorik olarak karşı olduklarını göstermektir.
Üst düzey Azerbaycanlı yetkililer son zamanlarda Artsakh'a AKNA üzerinden yardım göndermeye hazır olduğundan bahsediyor. Özellikle Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov bir dizi çalışma toplantısında bu konu hakkında konuşmalarda bulunmuştu. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel 15 Temmuz'da Brüksel'de Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan liderleriyle yaptığı görüşmenin ardından Bayramov gazetecilerle yaptığı toplantıda da bu yolun kullanılması olasılığından bahsetti. Artsakh Güvenlik Geliştirme Cephesi adlı halk hareketinin kurucu üyelerinden Arshak Abrahamyan, hareketin gençlik kolu ve bir grup Artsakh vatandaşının 18 Temmuz'da askeren AKNA yolunu kapatan protesto eylemine atıfta bulunarak, bunun bizim için kırmızı çizgimiz olduğunu açıkça ifade ettik. Artsakh sosyal ve ekonomik bağlarını sadece Ermenistan Cumhuriyeti ile sürdürmelidir. Ana taleplerimiz arasında Hakkari Köprüsü'ne kaçak olarak kurulan Azerbaycan kontrol noktasının kaldırılması öncelikli olmaya devam ediyor derken, yaratılan insani felaket koşullarında kısa vadeli ve acil bir çözüm olarak insani hava koridorunun sağlanmasını talep ettiklerini sözlerine ekledi. Diran Haçatıryan 1971'de Broşan köyünde doğdu. 1997 yılında Yerevan Devlet Üniversitesi'nden mezun oldu. 1987 yılında Broşan köyünde oluşan gönüllü ekibinin bir parçası olarak Ermenistan Cumhuriyeti'nin Noyemberyan bölgesinin sınır köylerinin öz savunmasına katıldı. 1990-1991 yılları arasında Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Ordusu'nda irtibat subayı olarak görev yaptı ve Ermenistan Cumhuriyeti Artsakh ve Yerevan sınır bölgeleri ile iletişimi sağladı. 1991-1994 yıllarında Broşya'nın gönüllü birliği, ardından Şuşi'nin ayrı taburunda Artsakh'ta Askeran'ın Lesnoy, Şahumya'nın Ercek, Buzluh, Manaşit ve Mardakert bölgelerindeki öz savunma ve kurtuluş savaşlarına katıldı. 4 Eylül 2013 yılında Ermenistan Cumhurbaşkanı'nın kararnamesiyle 5 yıllık bir sözleşme imzalayarak Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Savaş Eğitimi Dairesi Başkanlığı'na atandı. 15 Haziran 2020'de de Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın ilk başkan yardımcılığına atandı. 24 Şubat 2021'de Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay 1. Başkan Yardımcısı görevinden istifa etti. 12. yüzyılda Ermenistan devletliğini kaybettiğinde Vortangarmi'nin üretimi de azaldı. 16. 17. yüzyıllarda ise dünya pazarında Meksika kırmızı solucanı ortaya çıktı. Meksika solucanlarının ölçüsü Ermeni solucanından daha küçüktü, ancak yılda yalnızca bir kez yavru üreten Ermeni böceğinin aksine yılda 5 kez yavru üretiyordu. Ermeni kırmızı solucanının piyasadan çekilmeye başlamasının ve Meksikalı solucanın onun yerini almasının nedeni buydu. 19. yüzyılda yapay pigmentler keşfedildi. Bunların üretimi hem daha kolay hem de daha ucuzdu. Doğal boyanın yerini tamamen alabilecek gibi görünüyordu. Dünya yeni yapay boyaya takılırken Vortangarmi'nin yapılışı unutuldu. Daha sonra zaman yapay boyaların doğal olanların yerini alamayacağını gösterdi. Bunlar renk parlaklığını hızla kaybediyor ve sağlık için de tehlikeliydiler. Vortangarmi güvenli ve korkusuzca yiyeceklerde de kullanılırdı. Aynı şey yapay boyalar hakkında söylenemez ve Vortangarmi'yi araştırma çalışmalarına başlanır. 1830 yılında Petersburg Binler Akademisi akademisyeni ünlü teknolog ve mekanik Yosif Gamel bu amaçla Ermenistan'a gönderildi. Araştırmaları sonucunda Rusça ve Almanca dillerinde önemli bir çalışma yayınladı. 19. yüzyılın başında Eçmiyazin Katedrali'nin rahibi 1780-1858 yıllarında yaşamış olan İshak der Grigorian, Ortaçağ minyatür ressamı Saak Zahkakar'ın geleneklerini sürdürerek Vortangarmi bileşimini eski haline getirmek için girişimlerde bulundu. 20. yüzyılın 30'larında Sovyet hükümeti de Vortangarmi üretimine başlamaya çalıştı. Ancak bunu uygulamak mümkün olmadı. Emperyalizmin paylaşım savaşı buna engel oldu. Ararat Vortangarmi'yi araştırma projesi 1971'de yeniden canlandırıldı, ancak hiçbir zaman endüstriyel ölçeğe ulaşamadı.
Tüm bu süre boyunca birçok insan Vortan Garmir boyasını elde etmenin sırlarını keşfetmeye çalıştı. Elbette kütüphanede korunan el yazmaları onun hakkında yeterli bilgiyi içermektedir. Ancak dikkatli çalışmalara ihtiyaçları var. Bunun veya bu terimin ne anlama geldiğini ve hangi zaman birimlerinin kullanıldığını anlamak gerekir. Batı Ermenistan'daki Dersim'de son zamanlarda yapılan arkeolojik araştırmalar, Plümür ilçesinde bulunan gelin odalarının kaya mezarları ve açık hava tapınma alanlarından oluşan büyük bir yapı kompleksi olduğunu ortaya koydu. Demir çağında yapıldığı belirtilen kompleksin bölgede başka bir örneğinin olmadığı kaydedildi. Plümür ilçesinde kuzey-güney doğrultusunda uzanan yerden yaklaşık 150-200 metre yükseklikteki sert bir kayalık tepe üzerine inşa edilmiş olan gelin odaları, 4 ayrı kaya mezarı, kaya fasatları, nişler, kaya platformları, kaya oyulmuş merdivenler ve basamaklı tüneller bu kompleksin temel unsurlarını oluşturuyor. Gelin odalarının çeşitli ritüellerin gerçekleştirildiği bir açık hava tapınım yapı kompleksi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Geçen yılın sonunda Halkalak'ın Karsah köyünde Harika Temel Cavak adlı programın 4. turunun birincisi Hasmik Sagatelya'nın Bir Parça Garin adlı projesi kabul edildi. Proje kapsamında ulusal kostümler yapılması ve ayrıca Hasmik'in yüksek kaliteli bir kamera alması gerekiyordu. Bu kamera ile Aşık Civani'nin ev müzesinin anma bölümlerinde ulusal kostümlerle fotoğraf çekilecekti. Jinevski'nin haberine göre bugün tüm bunlar bir gerçek ve giysiler Karin kostümlerine göre dikiliyor. Hasmik, bu kostümlerin Karin'in kültürü ve Karin'in küçük parçaları olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bizimdir ve bize ait olanı korumazsak kimse bizim için bunu yapmaz, diyor. Güzel aile ve kişisel fotoğraflar için kullanılabilecek kadın, erkek ve çocuk için 6 kıyafet mevcut. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Şater Sahakyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Ay Nubar adlı eseri sunuyoruz. Ay Nubar, 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 yarışcan aç ne gele, sasma sarer karubar, yelelim sara seyran. Ay Nubar, 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 yesmaralem tu ceyran. Sasma sarer karubar, yaneye gel sarelun. Ay Nubar, Nubar, Nubar. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.